Merhaba dostlar, yepyeni bir Bannerlord bölümüyle sizlerleyiz. Ben Ayberk, Bannerlord maceramızda antiserideyiz ve 13. bölümüyle maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere güneye öyle büyük darbeler vurmuştuk ki 6 kelle alıp 3 tane klanı aradan çıkarmış, hem güneyden hem de Kalradia tarih sahnesinden tamamen silmiştik. Bu bölüm gene aynı şekilde devam edeceğiz fakat daha önemli birkaç husus var. Şimdi gençler, bizim bu krallığımıza artık daha böyle bir meşru hale getirmemiz lazım. Bu krallığı daha meşru kılmak için bir görevimiz var, biliyorsunuz resmi olarak krallık kurma görevi. Şimdi bunlardan bazılarını biz yaptık, 4 tane soyluyla konuştuk. Bu bölüm soylularla konuşup krallığımızı artık kurma aşamasına gelsek iyi olacak. Çünkü ilerleyen zamanlarda bütün Kalradia'yı yok ettiğimiz zaman bize kalacak bu topraklar için bir krallık kurmamız lazım. Bunu halledeceğiz. Diğer bölüm demiştik ki Sichanis abi burada tek başına. Fakat Sichanis abi burada dev bir ordu kuruyor. Biz amacımız Sichanis abi olsa da arkada Abalitos abi bir anda beliriverdi gençler. Ki Abalitos abi gördüğünüz gibi Priyanikos klanının tek abisi ve Morenya kalesinin sahibi. Şimdi Sichanis abiyi gözden çıkarıp Abalitos abinin kelleyi alacağım. Sonrasında kuzeye gideceğim. Sturgia ve Batanya topraklarına ilerleyip orada soylu abilerle konuşacağım. Bakalım başımıza neler gelecek antiserimizin bu bölümünde. Şimdi şu abimizi hemen bir temizleyelim. Bu arada hemen küçük hatırlatmamız da yapalım. Eğer videoları beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın sevgili dostlar. Hakeza kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve bildirimleri açtığınız takdirde her videomdan anında haberdar olabilirsiniz dedikten sonra şimdi. Dayı nerede bunlar? Karşıdan dümdüz geliyorlar galiba. Sayı bakımından çok fark yok fakat tecrübe bakımından biliyorsunuz bizim aslan parçaları Terminator seviyesinde. Karşı taraf ise daha çok böyle hani patates seviyesinde desek iyi olacak. Dayı ne yapıyorsunuz? Köprünün başında bekliyorsunuz. Tamam, köprü başı bekleyin. Ben de şurada köprüde haraç kesen abiler gibi duracağım derken hücuma geçtiler. Hücuma geçtiler. Tamam, bizim aslan parçaları da yolda. Ben de hemen şöyle yoluma devam edeyim. Bu arada önceki bölümde aldığımız şu cellat baltası bayağı sağlam ve klimalı bir kılıç. Şimdi çatır çatır milleti indirmeye devam edeceğiz. Aslanlarım siz bir hücuma geçin. Siz bir hücuma geçin. Tamamdır. Bizim atlı okçuları da hücuma geçirttik ve şöyle iki tanesinin kelleyi aldım. Dayı sen kimsin? Sen necisin? Sen komutan değilsin. Sen komutan mısın? Sen katafrakta benziyorsun. Dayı bunların komutanları nerede? Yok. Ben piyadelerime hücum emrini vereyim gençler. Temizleyelim. Hiç uğraşmayalım. Şu abinin atını ben bir indireyim ve benim aslanların üstüne düşüreyim. Tamam. Güzel. Bir tek okçuları kaldı. Yalnız var ya bu harbiden çok sağlam bir baltaymış ya. Ayberk bunu beğendi. Ayberk bu baltayı harbiden beğendi. Ramfalya kadar güzel. Ramfalya'nın tek artısı uzun. Çatır çatır böyle uzaktan indirebiliyoruz. Şöyle şunları bir temizleyelim ve nidaları duyacağız zaten birazdan. Ve Abalitos abinin de kellesini zıbam diye alıvereceğiz. Dayı sen ölmedin mi? Dayı yıkılmadım ayaktayım diyor. Şöyle hemen ciritimizle bir indirelim onu. Son 9 düşman kaldı. Şöyle yapalım gençler. Herkese hücum emrini verelim. Demeye kalmadı zaten. Düşmanlarımızın kaçtığı bilgisi geldi. Ayberk, harami Ayberk 15 nam ve 4,5 moralle bu savaştan da galibiyetle ayrılıyor. Şimdi Abalitos abi kafandaki güzel. Kafandaki güzel. Bayağı bir güzel şey biriktirdik bu arada. Kask mask biriktirdik. Üstümüzde resmen bir servet var. Şimdi Abalitos abinin de kelleyi hemen alalım. Dayı, sıktığı seninle yapacağız bu bölüm. Var mı söylemek istediğin bir şey? Evet, kafasını salladı. Yok abi dedi. Hemen zıbam diye indirelim ve bir lordu ve bir klanı daha güneyden silelim. Tamam, şimdi gençler. Buradan cukkaladık ekipmanları da. Bu Sichanis abinin ordusuna gidiyordu muhtemelen. Orduya katılmadan kellesini alıverdik. Şimdi Sichanis abiyi bir kurt gibi böyle izlesek, ordu dağıldıktan sonra bir anda hücum etsek nasıl olur diye bir böyle hinlik var kafamda ama emin olamadım. Bilemedim Altan, bilemedim. Neyse biz şimdi önce dediğim gibi şu görevi bir yapalım. Aa, Ragea ablamız burada. Abi Ragea ablayı şu an öldürürüz. Ragea ablayı net öldürürüz. Güney kraliçesinin kellesini almak mı? Hmm, Ayberk bu fikri beğendi.
Ay bak, bu fikri oldukça beğendi. Yalnız kraliçenin kellesini alırsak bayağı büyük bir darbe olur. Dört klanı gördüğünüz gibi hiç ettik. Yani kelimenin tam anlamıyla harcadık. Şimdi Rageya... Abi Rageya abla da gel benim kellemi al diyor resmen ya. Bu arada arkadaşlarına bakar mısınız gençler? Allah aşkına arkadaş listesine bir bakar mısınız? Bütün arkadaşlarının kellesini almışız. Düşmanının bile kellesini almışız. Şimdi ablacığım, senden bir görevim var ya. Sen de konuşsam önce, görevi yapsam sonra kelleni alsam olur mu? İçeri girdi, çıkmıyor. Gutlans abi seviye atlamış. Rageya bacı bir kaçma. Konuşayım en azından, görevi yapayım. Bir görev yapayım. Önce görevi yapayım, sonra kelleni alacağım. Ben Arami dedim. Ablacığım şu savaşla ilgili bana bir bilgi ver bakayım. Ben de 5 yapayım. Tamam, güzel. Şu Nerezzes'in budalalığı görevini yaptık. Şimdi konuşmak istediğim bir şey var. Krallıklarımız bağış yapsın desem ne kadar istiyorsun ablacığım sen? Aa, teklif yapılmıyor. Aa, bir dinara bile okey bunlar. Yok ablacığım, ben size barış yapmayacağım. Hatta atları da alırım öyle bir durumda da zaten. Yok, barış yapmayacağız. Şöyle yapalım o zaman. Gençler, amacım meşruiyet kazanmaktı ama şimdi şöyle bir durum var. Hazır elimizde şöyle bir durum varken, ki savaş olarak, yani savaş durumu olarak hala üstünüz güç seviyesi olarak, bir kraliçe kelle almamız yok mu? Sonra kuzeye gideriz. Şöyle genel olarak iç sesinizi duyar gibiyim abi. Durduğun kabahat der gibi bir haliniz var bence. O yüzden teslim ol ya da öl diyorum. Bir kraliçe kellesi alalım. Kraliçe kellesi aldığımız takdirde güneye, yani diğer bölüm attığımız büyük darbeden bile daha büyük bir darbe vurmuş olacağız. Rageya ablamızın kellesini alalım. Sonrasında gençler kuzeye gideceğim ve krallığımızı daha meşru hale getirmek için şu görevimizi halledeceğim. O arazi de tam bizlik, tam bizlik bir arazi. Tamam, güzel. Çok 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 tatlı ve klimalı bir arazide savaşacağız. Şimdi aslan parçaları. Karşımızda bu sefer böyle dandirik bir kont veya bir kontes yok. Karşımızda bir kraliçe var. O yüzden kraliçeye yaraşır bir şekilde savaşalım. Ve kendisinin kellesini diğer lordlar ve lady'ler gibi bir alalım. Aslan parçaları, siz bir şuraya geçin. Tamamdır. Bizim aslanlar hemen yerleşiyorlar. Şurada bir abi mi abla mı? Yok, şeymiş, atlı okçuymuş. Bak. Bak, bana geldi o yalnız. O bana geldi. Farkındasın değil mi? O bana geldi ve canımı sıktın şu an, dayımın oğlu. O bana geldi ve canımı sıktın. Senin ben bir kelleni alayım. Onun kelleyi aldık. Atlı okçulara hücum emrini veriyorum ve dağın yamacından alev yağdırmaya başladı bile bizimkiler. Gördüğünüz gibi ateşli oklarıyla Rageya ablamızın ordusunu çatır çatır indirmeye başladık. Atlı okçularım da hücuma geçti. Şimdi normal süvarilerime de hücum emrini veriyorum. Hakeza piyadeleri de birazdan hücum emrini vereceğim. Ve toplu imha işlemine başlayacağız. Rageya abla şu mu? Rageya abla sanki şu. Vallahi bu. Rageya ablacığım, şöyle Ranfalyam'ın tadına bakmak ister misin? Ranfalyam'ın tadına bak istersen, bakma da. Yedim de geldim, eyvallah dedi. Neredesin ablacığım sen? Buradasın. Haydi be. Abi cirit yeteneklerimiz çok görelmiş gerçekten. Ama ikinci atışımızda Rage ablamıza zıbam diye indirmeyi başardık zıpkınımızı. Ay bak, bunu beğendi. Hiç kral veyahut da kraliçe kellesi almamıştık Harami'de. Güzel oldu. Kraliçe siftahı Rage ablamızdan. Böyle kaçanı göçeni temizleyelim. Topyekün bir hücum emri veriyorum. Şurada çünkü okçu abilerimiz var. Şöyle cirit yeteneklerimizi de tekrardan ısıtmak amacıyla ciritimizi de atalım. Son ciritim sana kısmetmiş dayı. Şöyle zıbam diye vuruverdik. Tamam, güzel. Rage ablanın ordusu patates oldu. Tamamdır. Bak bak bak, bizim kurt kafalıya bak. Kurt kafalıya bak nasıl kovalıyor. Derken herhalde bitti. Son bir tane kaldı. O da kaçıyor zaten. 32 nam ve 8.7 moralle savaş alanından ayrılıyor Harami Ayberk ve Rage ablacığım. Tamam, senin mahkumum ve fidye ödeyebilirim diyor. Dirim senin için ölümden daha kıymetli. Ablacığım çok yanılıyorsun.
Çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. O kelle benim için çok daha değerli. Çünkü burası antiseri gençler. Burada kana susamış ve onursuz bir adam olduğumuz için tek amacımız kelle almak. Para değil önemli olan ablacığım. Ve bu ithamından dolayı hemen alacağım kelleni. Çok da üstünde bicecik yokmuş ama kelleni her ihtimalde her halükarda alacağım. Koca bir kraliçeydim. Bak ne oldu. Bak ne oldu Ragi Yavacı. Atar gider yapıyordun. Şöyle ben bir alayım o kelleyi. Zıvam dedik ve bir kraliçenin kellesini ve ilk kraliçe siftahını da yapmış olduk gençler. Şimdi limit üst sınırımı tutsak sınırını aştınız diyor. Neden dayı? Bir kişi aşmışız. Tamam hemen bir kişi alalım. Şöyle sayıyı tamamlayalım. Bu arada asker limitimiz 131'e çıkmış. Oldukça iyi. Bolca yağma da yaptık ve gençler artık bir kraliçeleri olmayan bir güneyle karşı karşıyayız. Şu an kraliçe kim oldu acaba? Yeni kraliçe yok. Yeni bir kral var. Patir abi. Patir abi tahta geçmiş hemen. Patir abinin de bütün eş dost akrabanın kellesini almışız bu arada. Evet, hakim klan aynı değil mi? Hala hükümdar klan aynı. Şöyle bakalım. Evet, hükümdar klan aynı gençler. Fakat kraliçe yok artık. Kraliçe tahttan indi. Yeni bir kralları var. Tamam, güzel. Siftahı bir klan ve bir kraliçe ile yaptık antiserimizin bu bölümünde. Şimdi yavaştan kuzeye gideceğim. Muhtemelen bundan sonra karşımıza kimse çıkmaz. Çünkü kuzeye çıkacağımız için düşmanlarla orada rastlaşacağımızı pek sanmıyorum. Kuzeye doğru çıkalım. Bir 5 tane lord bulalım. Şimdi biz kimle konuşmuşuz dayı? Onlara bir bakacağım. Şimdi bu arada taktik yeteneğimiz artmış. Liderlik yeteneğimiz de artmış. Kasabanın sadakat kazancı. Dayı şu an kasabamız falan yok ama ileride olacağını varsayarak kullanacağım. Çift ellinin odağını yükselteceğim. Başka da bir şey yok derken bir tane de attribute point'imiz varmış. Dayı karizma ya çok da ihtiyacımız yok. Güce verelim. Burada güç önemli. Güce verelim. Tamam, güzel. Şurada bildiğimizden galiba seviye atlayanlar var ama onları atlatamıyoruz. Şimdi bizim şu disiplinci yeteneğini bir açmamız lazım ya. Burada disiplinciyi açarsak var ya o kadar tatlı olacak ki. Neyse. Şimdi dayı 5 kişiyle konuştuk. Ergion'la Garios, Thais, Adran ve Ragia ile konuşmuşuz. Ki Ragia konuştuğumuz son kişi ve biz de Ragia'nın konuştuğu son kişiyiz gençler. Çünkü konuşur konuşmaz kellesini aldık ve kendisini yolladık. Şimdi konuşmadığımız bazı lordlar var. Mesela şöyle bir bakalım. Kuzeye gideceğimiz için Sturgia'dan Godun abiyle konuşabiliriz. Hakeza Raganvada abi ve Oleg abiyle konuşabiliriz. Şimdi kuzeye doğru çıkıyorum. Oleg abiyi bulalım. Oleg abiyi bulalım. Oleg abi biliyorsunuz ana serimizde bizim can yoldaşlarımızdan birisi. Kendisini bir bulup burada da bir konuşalım. Burada da bir tanış olalım kendisiyle. Fadon abi acaba şey oluyor mu? Konuşabiliyor muyuz? Derken aa dayı sen nereden çıktın ya kuzeyde? Aa herife bak. Karşıma çıktı gel beni kes dercesine. Dayı bu sefer kesmeyeceğim. Hadi şanslısın. Bu seferlik ama. Bu seferlik. İşim gücüm var onu bir halledeyim. Cipor abi gidiyor. Onunla konuşabiliyor muyuz acaba? Çıkmadı herhangi bir simge. Yok. Oleg dayı nerede? Oleg dayı vallahi iyi insan lafın üstüne. Oleg dayıcım gel bir seninle konuşalım. Bu arada diğer adam da direkt yanımıza katıldı. Buralarda gördüğüm bir yüz değilsin. Evet dayımın oğlu. Ben güney tarafından geliyorum. Orada bol bol kelle aldım. Ben Arami dedim ve şu savaşla ilgili hemen bilgileri alalım. Eyvallah Oleg dayı. Oleg abi değerli bir abimiz. Kendisine burada da saygı duyuyorum derken şurada bayağı büyük bir fight var. Evet. Burada da Kuzeyliler bayağı bir Güneylilerle çatışma halinde görüyorsunuz gençler. Biz güneyde adam bırakmadık ama gördüğünüz gibi burada çarşı karışık. Ov kalesi düşmüş. Ov anasını satayım sürekli düşüyor. Ov hangi krallıkta olursa olsun paso düşüyor gençler. Bakın burayı Yörük abi kuşatmış ama onun haricinde başka bir birlik geldi bu sefer. Gördüğünüz gibi kim gelmiş? Yörük kaçıyor şimdi. Peşinde de Gifor'un ordusu var. Ov sürekli el değiştirmeye devam ediyor. Her zaman olduğu gibi derken Raganvad'ın şurada bildirimini gördüm. Raganvad dayıdan hemen bir bilgi alalım. Raganvad abi burada bir 300 kadar adam toplamış savaşa hazırlanıyor. Merhaba Raganvad dayı.
Senden de hemen bilgilerimi alayım ben. Tamamdır, eyvallah. Şimdi Güney İmparatorluğundan biri tarafından esir alınmış Kuzeyitlerden biri. Evet, ilginç bir bildirim. Çok da umurumda değil ama sıkıntı yok. Şimdi Harami bir seviye atladı bu arada. Godun abiyle de konuşabiliriz. Zaganvad ve Oleg'le konuştuk. Şu an Sturgia'da bir tek Godun abi kaldı muhtemelen konuşabileceğimiz. Hemen bir bakalım Godun abi nerede? Godun Reis neredesin? Omor'daymışsın en son. Okey. Hemen bir gidelim. Fafen abi hep tanıdık yüzler. Ana seriden tanıdık yüzler derken Lucon'u da gördüm. Dayı bir dakika. Hazır Lucon'u da görmüşken aradan çıkartalım. Yalnız işin komik tarafı Sturgia diye çıktık. Bir sürü imparatorluk adamı da aradan çıkmış oldu. Tamam, şunu da hallettik. Lucon abiyle de ilişkimiz eksi 100. Neden? Çünkü birçok eş dost akrabasını kestik muhtemelen. Bakalım. Ha, bir tek Miron'u kesmişiz ya. Bir tek Miron'u kesmişiz. Bakalım şöyle başka kesecek kelle var mı diye dedim de tamam neyse şimdilik kuzeyden uzak duralım. Önce bir güneyi temizleyelim. Sonrasında yolumuza devam ederiz. Şimdi Oleg abiyle konuşmuştuk. Godun abi de Omor'daydı en son ama şurada bir iz var. Büyük bir ordu muhtemelen gidiyor. Nereye gidiyorsunuz dayı siz bir büyük orduyla? Çok merak ettim. Ha yok tamam kuzeylilermiş bunlar. Omor abi yok. Kaç kişiyle konuştuk? Onu hemen bir kontrol edelim. 8 olmuş. 2 kişi daha lazım. Batanya'ya çıkayım dayı madem. Batanya'ya çıkayım. Oradan da Vlandia'ya kaçarız en kötü. Kaladog abi var galiba. Evet. Küçük bir alarm vakası yaşadık şu an telefonumdan. Bir an korktum var ya ne oluyor dedim. Telefonun alarmı çaldı. Niye bu saatte alarm kurmuşum ki acaba? Neyse. Kaladog abiyle konuştuk mu biz önceden? Kaladog abiyle konuştuk. Galiba. Yok, konuşmamışız. Kaladog abiyle niye konuşamıyoruz? Onda görev var diye ben hatırlıyorum. Kaladog dayı. Senle ben... Evet, tamam doğru biliyormuşum. Ben de diyorum ki bir sıkıntı var. Şimdi dayı. Merhabalar dedik. Hemen görevimizi yapalım. Tamamdır. Sonrasında şimdi son bir kişi kaldı. Son bir kişi kaldı. Vlandia'ya çıkabiliriz o zaman. Ya da Kuzeyit'e mi dönsek? Derterd abiyle galiba konuştuk mu? Bakayım. Derterd abi yok. Derterd abiyle konuşmamışız. Derterd abiyi bulalım. Derterd abi. Neredesin? Garontor'da. Garontor'da görünmüş. Hemen bir gidelim. Muhtemelen Kaladok'ta o tarafa mı gidiyor? Bilmiyorum. Bilemiyorum Altan. Göreceğiz şimdi. Şurada büyük bir ordu geçmiş. Morkon abi burada. Morkon Derterd'in oğluydu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir. Şimdi Derterd dayı. Senle de şu görevi yapalım. Amalgun abi burada. Derterd'den de şu görevi yaptığımız takdirde tamam krallığımız direkt böyle bir resmiyet kazanacak. Burada yok ama. Şu an Dertert abi burada değil. Neredesin Dertert abi? 22 gün önce görülmüş. Esir alınma durumu da yok. Allah Allah. Başka kim var ki acaba? Şöyle hemen bir bakalım. Dayı sen neredesin? Jakulan'da görülmüş 22 gün önce. Niye bunlar hep 22 gün önce yok olmuş gençler? Vlandia'ya 22 gün önce bir şey mi yaşandı? Apis abi sende var mı görev? Yok. Son bir kişi kaldı. Katalitz abla burada. Kesin bu ekipte yalnız var ya. Bu abla çünkü çok şey bir abla. Derken yok. Burada da yok. Allah Allah. Dayı son bir kişi kaldı ya. Şunu bir halledelim de. İşimizi artık bir şey yapalım. Sonrasında hani işimiz garanti olsun. Güneyi yok ettiğimiz sırada kafamız rahat olsun. Bütün toprakları bize kalsın. Yani en azından ben öyle umuyorum. Ha buldum birini. Vallahi birini buldum. Kuşatmadalar. Batıya doğru saldırıyorlar. Kuşatma bitsin bir konuşalım dayı. Kuşatmayı bir halledin bakayım. Kuşatmayı bir halledin de. Küçük bir mevzu vardı. Hemen bir konuşalım. Şurada 3 kişilik bir Vipon abi var. Aslında direkt kellesini alıp batıya da savaş açabiliriz de. Neyse şimdilik... Şimdilik başka bir cephe açmanın anlamı yok. Dayı hadi be.
Biraz hızlı mı olsanız acaba? 64 kişi kalmış. Düşecek. Burası düşecek. Hertogaya kalesi birazdan düşecek. Hadi dayı hızlı hızlı hadi. Epitop 60 kişi var derken bitti galiba. 3 1 ve birazdan buranın rengi değişecek. Evet değişti. Şimdi hemen ben de şu görevi bir halledeyim. Dayı kimden görev alabiliyorum ben? Allah Allah kimse çıkmadı. Abi merhabalar senden alabiliyorum değil mi? Alabiliyorum tamam tamam hallettik. Tamam görevimizi bitirdik gençler. Ve o sesi de o kutsal sesi de sesini de duymuş olduk. Şimdi İstiyana abla ve Arzagos abiyle görüşmemiz lazım. Ama burada da yine amacımız biliyorsunuz İstiyana'nın karşısında durmak. Çünkü imparatorluk krallığı değil bağımsız bir krallık kuracağız. Hageza yani bağımsızlığı falan da geçtim. Amacımız direkt bir korku imparatorluğu kurmak olacak burada zaten bildiğiniz gibi. Şimdi dayı hafiften şuralara gidelim. Şu görevleri bir halledelim. Karın deşen Tessa. Ablacığım sen bir dur. İstihan ablamız lazım bize. İstihan ablamızla bir konuşalım. Benim adım Haramim Adam dedik ve tanıştık. Tamam. Bu sancak muhabbetini ana seriden biliyorsunuz gençler. Sancağı toplayacağız ve şey yapacağız. Ablamıza hemen bir yalan söyledik. Tabii ki de imparatorluğu tekrardan dirilteceğiz. Ayağına bir yalan söyledik. Şimdi öbür Zaragoza abiye de diyeceğiz ki tabii ki de imparatorluğu yıkmak için bir krallık yapacağız falan ayağına. İki tarafa da yalan söyleyip olayı halledeceğiz. Aseray ve Batı İmparatorluğu barış yapmış bu arada. Şimdi Omor'a geldik. Burada değil miydi? Aa bir dakika burada değil ya. Biz burayı niye işaretlemişiz o zaman abi? Marunata gideceğiz Marunata. Önceki işaretliğe gittik yanlışlıkla. Abi Marunata gitmeden o zaman ben şu sığınağı temizleyeyim. Sığınağı temizleyelim ki kafamız rahat etsin. Şimdi sığınak aradan çıksın. Sonra Marunata gidip oradaki sığınağı da temizledik mi gençler? Tamamdır. Krallığımız artık direkt böyle resmi olarak kurulmuş olacak. Ve sonra bütün güneyi yok ettiğimiz zaman güneyin tüm topraklarının bize kalacağını umuyorum. Aslan parçaları topyekun bir hücum edelim. Hiç beklemenin hiçbir anlamı yok. Direkt yaldır yaldır gidelim. Şimdi şu bizim gibi birkaç barbar var burada. Onları bir temizleyelim. Sonrasında Marunata gidip Zaragoza abiyle de bir hemen hasbihal eyleyip abi bu krallığın durumu ne olacak ayağına bilgileri bir cıkkalayalım. 15 kişi var zaten. Tamam ya benim şu an burada şey bile yürümem bile çok da mantıklı değil. Hallediyor zaten bizimkiler. Bu arada ana seriye kıyasla karakterimiz çok hızlı ya. Vallahi çok hızlı. Ana seriden öyle gençler kaplumbağa gibiyiz yemin ediyorum ya. Çok tatsız ama. Neyse. Bizimkiler burayı harcadı zaten. Birazdan liderleri çıkıp gel 1v1 vs atalım falan diyecek. Yok dayı yok eşkıyalarla vs atacak adam değiliz biz. Tamam biz de bir nevi eşkıyayız ama en azından daha vizyonlu bir eşkıyayız. Ben de şöyle odun falan kırayım bari. Bizimkiler temizlerken orayı. Son 6 düşman. Ve nidalar yükselecek birazdan. Liderleri çıkıp gel dayı vs'ye diyecek. Var mı kimse? Son 4 kişi kalmış. En son taraftalar galiba. Şuradalar. Tamam gördüm. Birazdan onlar da iner. Yalnız bizimkiler var ya tam barbar ya. Gençler bizimkiler tam vahşi yani. Dayı önümde birden spawn oldun da. Aa iç içe girdik. İlginç. O kadar kalabalığız ki. Adamların çevresinde çember olduk. Dayı ben haydutlarla düello yapmam ya. Halledin aslan parçaları şunları. Hemen bir biçim bakayım onlara. Dayı orada 4 kişi kalmış. Diyor ki gel 1v1 CH2 depo arkası vs. Ker mi oğlum? 50 kişiyim 90 kişiyim hatta ne 50'si 100 kişi gelmişim bana gel vs diyorsun. Lale'ye bak. Şu birlikleri alalım. Tutsaklara gerek yok. Bize katılacak ama bolca adam var. Şu bize katılacak biraz daha yetkili abileri bir alalım. Acemi olmayanları en azından. Kabile atlıları var. Şunlar var. Tecrübeli abiler. Mızraklı bir abimiz var. Arabletçi bir abimiz var. Bunları bir çekelim.
Şunları hemen bir... O tecrübeli kurtları hemen çekelim. Onlar önemli. Tamam. Hala bir miktar adam alabiliriz de. Hepsini almayacağım şimdilik. Şuradan şeyi de cukkaladık. Yemeğimiz bayağı var. İki sancak ikinci sancak parçasını da bulduk. Gene dinininininin sesini de duyduk. Marunat'a tabii gidelim. Marunat'taki görevi de halledelim. Sonrasında artık krallığımızı kurduk diyebilelim en azından. Şimdi Marunat'ta Zaragoza abiyle konuşacağız değil mi? Dayı selamlar. Arzagos'muş. Zaragoz kim ya? Arzagos abi. Arzagos abiyle bir konuşalım. Dayı benim adım Harami. Elimde sancak parçaları var. Lagaluga hadi. Diğer parçaların yerini söyle gideyim hadi. Tabii ki de imparatorluğun yıkıldığını görmek istiyorum. Dayı ayıp ediyorsun ya. Tamamdır. Arzagos abiyle de hemen bilgileri aldık. Şimdi şu sığınağı halledelim. Bir tane mi? Aynen öyle. Bir tane sığınak varmış. Hemen şu bir sığınağı da patlatalım gençler. Sonrasında krallığımızı kurmak için tek yapmamız gereken fetih olacak. O fetihi de önümüzdeki bölümlerde zaten yapmış oluruz. Şimdi güneyi bir tamamen halledelim. Bir tane güçsüz bir kale bulup oraya çökeriz. Zaten asker sayımız da gitgide artıyor. Şöyle bir 200 tane adam olduğumuz takdirde çok rahat fetih yapabiliriz diye ben tahmin ediyorum. Aslanlar hücum. Hücum hiç beklemenin anlamı yok. Hücuma geçin. 5 tane abi zaten bir tek lider var burada o zaman. Direkt VS'ye gel diyecek. Evet 5 kişi var. Abi 90 kişi dalıyoruz 5 kişiye karşı yalnız olaya bak. Bak ha ok atıyor. Laleye bak. Gençler alın kellesini. Hiç affetmeyin. Al kelleyi. Al 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 al. Biri düştü. Serserinin bir tanesi. Diğeri de düştü. Şimdi direkt VS moduna gireceğiz. Ve hemen kellesini alacağız onun da. Abi çok komik. 5 kişisiniz dayı. Buradan ormana girip kaçsanız da 90 kişi geliyoruz. Yaldır yaldır üstünüze. Yani hayvani zırhlarımız, deli dehşet silahlarımız varken niye karşı koyuyorsunuz ki? Tamam, hepsi halloldu. Şimdi reis çıkacak. Gel VS atalım diyecek yine. Ve biz yine onların omuz omuza iç içe gireceğiz. Şimdi buyur dayı. Dayı hiç uzatmayalım. Ben sizi şurada hemen bir linç ettireyim. Olay tatlıya bağlansın. Gördüğünüz gibi gençler buradaki haydutları da hemen linç ettirdik. Ve sancağın diğer parçasını da bulmuş olduk. Şimdi bizim ihtiyacımız olan bildiğiniz gibi bir mülk edinmek. Sonrasına bakacağız. Şuradaki şeyleri de bir cukkalayalım. Okey, güzel. Yakındaki esnafla ilişkilerimiz de arttı. Şimdi Epikurate'ye gitmemizin artık bir anlamı yok, değil mi? Bir parça daha mı bulacağız? Bitmedi mi? Evet, topladık. Şimdi yolumuzu seçmek için halihazırda Arzagos'a yakınız zaten. Arzagos abiyle konuşalım, yolumuzu seçelim. Hiç uzatmanın anlamı yok. Abimizden görev alalım. Tamam bak bütün parçaları topladım abi dedim. Tamam değerli yardımların için teşekkürler dedim. Ve hemen çıktık. Güzel okey. Görevimizi yapmış olduk gençler. Şimdi bizim ihtiyacımız olan tek şey biliyorsunuz bir yerleşke. Hemen elde etmek. Onu önümüzdeki bölümlerde halledeceğiz. Şimdi yavaştan güney topraklarına gidelim. Bizim fetihler yaptığımız, korku salıp kelle aldığımız topraklara. Orada sonra bu bölümümüzü sonlandıralım. Diğer bölümde yine bol bol kelle almaya devam edelim. Şimdi Likaron'a doğru ilerleyeceğim. Bu arada güneyde durum ne abi? Güney tamam hali hazırda resmen patates ettik. Kimse kalmadı neredeyse. 4 tane klanı biçtik. Julius klanından Joron abi var. Şurada kim var? Aa evet. Burada 2 kişi varmış. Az önce karşımıza çıkan ve bizim bağışladığımız abinin klanında. Burada tek kişilik bir abimiz var. Güzel. Güzel güzel. Biz muhtemelen 1 veya 2 bölüme gençler güneyi tamamen bitiririz. Ve güneyin bütün topraklarına zıbam diye çökeriz muhtemelen bakalım. Şimdi yavaştan şu tarafa doğru gidelim. Mesela şu kalede kaç kişi var abi? Şu kalede eğer az kişi varsa direkt cukkalayalım. Sonrasında krallığımızı kuralım. Kaç kişisiniz dayı siz burada? 190 kişiler.
190 kişi biraz zorlar. 200 kişi olsa kalırız da. Kara kergitlerden Komar abi. Paralı asker olduğu için onu şimdilik bağışlıyorum. Bana direkt lord lazım. Hani direkt daha yetkili abiler lazım. Likaron'da 600 kişi var maşallah. Canopsis'te kaç kişi var abi? Şurada birini mi gördüm? Bir kedi gördüm sanki derken var az önceki abi. Akios abi. Akios, sen bir yerin lideri misin? Ovagas'ın üstünde. Koranios klanının lideri. Ama iki kişiler. Şimdi onun kellesini alsam da çok bir şey değişmeyecek. Şurada Ira'yı gördüm. Akios abi burada. Seç beğen al. 3 tane lord var. Şimdi Ira'yı halledersek hakim klandan bir kişi daha halletmiş oluruz. Şimdi hangisiydi? Şuydu değil mi? Aynen. Ira var. Etropius ve Patir abimiz var. Şimdi şöyle yapalım gençler. Diğer bölüm bunlar ayrılır. Ve Ira abla bize doğru geliyor. Diğer bölümün başında direkt Ira ablanın kellesini alalım. Ve güneyden çok önemli bir komutanın daha kellesini alaraktan güçlerinden bir tık daha zayıflamalarını sağlayalım. Şimdi Sirano'ya... Abi Hulyos klanı kimin? Gerçekte kimin onu ben çok merak ettim. Hulyos klanı. Şimdi siz imparatorluk klanı mısınız özünde? Aynen öyle. Şimdi neden merak ettim? Gerçekten ana seride bunlar önce Valendia'ya katıldı. Valendia'dan döndüler, Kuzey'e katıldılar. Aslen nereliler onu merak ettim. Tamam. Öğrenmiş olduk. Güneyliymiş bu laleler. Meğerse güneyliymiş, ayrılmışlar. Okey, öğrenmiş olduk. Şimdi gençler dediğim gibi diğer bölüm direkt İra ablanın kellesini alaraktan maceramıza devam ederiz. Bu bölüm iki kelle aldık. Çok çok fazla kelle almadık fakat bir klanı daha aradan çıkardık. Onun haricinde krallığımızı kurmak için bütün görevimizi halletmiş, aradan çıkarmış olduk. İlerleyen bölümlerde bol bol kelle alıp Harami'yi bütün Kalradi'ye hakim kılma ve herkesin kellesini alma konusunda böyle teşvik etmeye ve bol bol hareket etmeye devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, Bannerlord maceramızda bir bölümün daha sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.